Herkese merhabalar arkadaşlar. TYT, AYT, tarih, konu anlatım videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sözü şu anda Çağıl hocamıza bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Gamze hocam. Arkadaşlar merhaba. İlk çağ uygarlıklarının son konusuyla beraberiz. Haydi şu ilk çağ uygarlıklarını biraz bitirelim. Arkadaşlar ilk Türk devletlerine geçelim artık. Hızlanalım. Son 55 günümüz kaldı. TYT, AYT, tarihte full istiyoruz arkadaşlar. Full istiyoruz. Çünkü çok rakibiniz var ve yapılabilen bir ders. Full yapanlar, bir yanlış yapanların bile kat 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 önüne geçiyor. Haydi en önemli yerlerini işledim. İskender Makedon İmparatorluğu ile başlayalım. Makedon Kralı 2. Filip arkadaşlar önce Yunan şehirlerini birleştirerek Helen Birliği'ni kurdu. Bir önceki dersimizde işlemiştik. Helenizm. Çok üstünde durmuyorum. Sadece tanım olarak bilelim yeter. Haydi arkadaşlar 2. Filip öldü. Yerine Ariston'un öğrencisi Büyük İskender geçti. Çok önemli. Büyük İskender Yunan şehir devletlerini Makedonya'ya bağladı. Sınırlar sınırlar sınırlar. Büyük İskender. Soru gelme şansı var. AYT dikkat. TYT'de yorumda bahsedebilir. Milattan önce 334 yılında Asya seferine çıkıyor. Büyük İskender'in en büyük seferi Asya seferi. Anadolu'yu alıyor. Suriye'yi alıyor. Mısır, İran, Mezopotamya, Hindistan'a kadar geliyor. Tanım olarak bilelim yeter. Ama Asya seferini ezberleyeceğiz. Asya seferi Büyük İskender. Bu Asya seferinin sonucunda arkadaşlar Büyük İskender'e Asya Kralı unvanı veriliyor. Asya Kralı kimdir? AYT'de direktman bilgi olarak gelir. Büyük İskender unutmuyoruz. Asya'nın kralı Büyük İskender tekrarlıyorum. Doğu ve Batı kültürünü birleştirip Helenistik döneme devam ettiriyor. Yani hem Doğu'da şehir alıyor, ülke alıyor, hem Batı'da medeniyet alıyor. Birleşti de birleşti, çok büyüdü. İskender öldü arkadaşlar. İmparatorluk üzerine 3 devlet kuruldu. Yani İskender öldükten sonra, İskender İmparatorluğundan sonra kurulan devletler, İskender İmparatorluğun parçalanması sonucunda kurulan devletler 3'e ayrılır. Mısır, Anadolu ve Makedonya. Makedonya, Anadolu, Mısır. Mısır'a Ptolemeler. TYT sadece kulak aşinalığı. AYT not alarak çalış. Not alarak çalış. Tarihten soru geliyor. Fullleyeceksin. Başka çaren yok. Selefkoslar Anadolu. Antinikotlar Makedonya. AYT ezberle, not al. Selefkolar Anadolu'da. Kendi arasında da dörde ayrılıyor. Bergama, Pontus, Bitinya, Kapadokya. Bir atlayalım arkadaşlar. Sakın korkmayın. Tarihte full çekeceksiniz. Bizlerin parolası bizler tarihte full istiyoruz. Neden? Dediğim gibi yapılabilen bir ders. Bir yanlış çıkaran arkadaşının bile kat kat binlerce önüne geçiyorsun full yaptığında. Haydi kendine inan. Selefkosların parçalanmasıyla kurulan Bergama Krallığı'nda parşömen denilen kağıt icat edildi, bulundu. Parşömen kelimesini sınavda görürsen şaşırma, kağıt demek, oradan yola çıkarak soruyu çözersin. Bergama Kralı 200 bin ciltlik kitaplık kütüphanesini kurdu. Ayrıca Asklepion Sağlık Merkezi'ni kurdu. AYT dikkat. TYT sadece yorum olarak bilmesi yeterli. Haydi arkadaşlar bitirdik. Bitirdik İskender'i, geçtik Roma'ya. Çok önemli bu Roma. Şu kağıdı bir düzelteyim izninizle. Haydi Roma İmparatorluğu. Milattan önce Romulus asker ve devlet adamı. Romulus kuran kişi, asker ve devlet adamı Roma şehrini kurmasıyla medeniyeti başlattı. Arkadaşlar Roma dönemini 3 dönemde inceleriz. Krallık, Cumhuriyet, İmparatorluk. Tekrar et benimle. Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk. Haydi gel kopma. Bir nefes alalım şöyle. Başaracağız arkadaşlar. Son 55 gün gerçekten başaracağız. İnanın, önce inanın, daha sonra dinlemeye, not almaya devam edin. Geldik krallık dönemine. Bu dönemde Roma kralları halk meclisi olarak bilinen Curia. Arkadaşım tekrar et benimle. Curia. Yazıyorum buraya. Halk meclisi önemli çünkü Curia tarafından seçilir. Bu dönemde Roma toplumu Patrici, pleb ve köle olarak üçe ayrılır. Gel işleyelim. Patrici, Romalı soylular demek. Arkadaşlar Patrici, bak tekrar söylüyorum, Patrici. Ne kadar böyle bir soylu bir kelime değil mi? Güzel bir kelime. Patrici sınavda karşına gelirse, Çağıl Hoca şifreyi vermişti. Patrici soylu bir kelime. Patrici soylu bir kelime. Romalı soylular demişti dersin. Pleblere geldim, pleblere. Tarım, hayvancılık, ticaretle uğraşan, vergi veren kısım. Orta kısım arkadaşlar, orta kısım, orta sınıf, pleb. Bak tekrar et, pleb orta sınıf, pleb orta sınıf. Sınavda plebi gördüğün zaman Çağıl Hoca dedi ki pleb orta sınıf. Bak devamı tamlama gibi geliyor arkadaşlar, tamlama gibi. Köleler hepimiz biliyoruz, hiçbir sosyal ve siyasal hakkı yok.
Geçtim arkadaşlar, Cumhuriyet dönemine, krallığı bitirdim. Konsül, konsül. Konsül ne demek arkadaşım biliyor musun? İki yüksek memur tarafından yönetilip halkın oluşturduğu, senataya karşı oldukları için, sorumlu oldukları için bu döneme Cumhuriyet dönemi denir. Konsül demek bu dönemin başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı gibi demek. Meclise karşı nasıl sorumluysa o zaman da senatoya sorumlu ve Cumhuriyet dönemi deniyor. Krallar, kral yetkisine sahip bu konsüller görevleri orduya komuta etmek, adaletli vergi toplamak. Çok önemli değil, sadece tanımları bilelim arkadaşlar. Bak, bahsettiğim şu önemli seçtiğim yerler dışında soru gelmez. Emin olun konuyla ilgili. Cumhuriyet dönemine devam ediyorum. Fenikeliler ile Pön savaşları yapıyorlar ve Kartaca'yı, Tunus demek Kartaca, koloni haline, bugünkü sömürge haline getiriyorlar. Plebler patricilere karşı ayaklanıyor. Burayı benimle beraber dikkatli dinle. Cumhuriyet dönemi plebler patricilere karşı ayaklanıyor. Orta sınıf soylu, patrici, tekrarlıyorum, patrici soylu demek. Sonuçta Roma'da sınıfsal farklılıkları kaldıran pleblere de asker ve memur olma, yani orta sınıfa da memur ve asker olma hakkı tanıyan, günümüzün hukuk temellerini atan çok önemli 12 levha kanunları çıkıyor ortaya arkadaşlar. Bu dönemde ordunun içinde bulunan paralı askerlere lejyonlar denir. Katkılı ile sınırlar çok genişliyor ve Akdeniz'in tamamı ele geçiriyor. Cumhuriyet dönemi Roma için çok çok önemli. Geçtim C'ye, imparatorluk dönemi Roma'da. Hristiyanlık yayılmaya başlayınca Roma içinde dine girmek yasaklanır. Öncelikle tabii ki. Ancak çok Hristiyanlar gelmeye başlıyor. Çünkü orada bir özgür düşünceler var. Gene Yunanistan etkileri var. Baskılar sonucunda Milano Fermanı, ayete dikkat, Milano Fermanı ile dine giriş serbest bırakıldı artık. Geldi ayete de soruya. Hangi fermanla Hristiyanlığa giriş serbest bırakıldı? Milano, İtalya'da zaten Milano, unutma. Bu süreçte de Hristiyanlık devletin artık resmi dini oluyor. Gittikçe merkezi otorite zayıfladı. İmparatorluk çünkü sonları belli. İç karışıklık oldu. Savaşlar uzun sürdü. Kavimler göçüyle beraber Roma ikiye ayrıldı. Doğu Roma, Bizans. Son işleyeceğim konu Batı Roma. Arkadaşlar, Roma İmparatorluğundan bahsettiğim yerler dışında soru gelemez. Haydi bir toparlan. İlk çağ uygarlığını bitirdik. Şuralara taşlardan, bakırlardan, tunçlardan geldik. Bizans İmparatorluğu, Doğu Roma son kısmımız. En parlak dönemi Justinius dönem zamanı arkadaşlar. Bu dönemde Ayasofya Kilisesi açılıyor. Çok önemli. Barbar kavimler mağlup edildi. Sınırlar İtalya ve İspanya'ya kadar genişledi. Tekrar et benimle yeter. Ülke Tehama adı verilen eyaletlere. Tehama'yı sınavda görürsen şaşırma. Eyalet demek. Dikkat. Bunların başına da Tekfur adı verilen valiler. Tekfur demek, vali demek. Tekrar et benimle. Tehama, eyalet, Tekfur, vali. Vur gitsin Suadi. Tekrar et bizimle. Doğu Roma'dan günümüze neler kaldı? Meryem Ana Kilisesi, Yerebatan Sarnıcı, Roma Hamamı, Aia Irini Kilisesi, Hara Kilisesi gibi önemli yerler kaldı. 1453 yılında geleceğiz oralara. İkinci Mehmet Fatih devlete, Fatih Sultan Mehmet'imiz devlete son verdi. Arkadaşlar, herkese başarılar diliyorum öncelikle. Şu TYT ve AYT'de fulleyelim. Rakiplerinizin önüne geçmek için çok önemli. Biraz nefes alalım, videoları tekrar edelim. Çok hızlı bir şekilde ilk Türk devletleriyle devam edeceğiz. Başarılar arkadaşlar. Evet, Çağıl hocamızın ellerine sağlık. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Bildirimlerinizi açıp abone olmayı unutmayın.